Ali Reçber Eğitim ve Danışmanlık'tan herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün hemen şöyle dikkatimi çeken bir tablo söz konusu. Dün bahsetmeye çalışmıştık. Amerikan doları gelişmiş ülkelerde değer kaybederken gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir değer kazanma sürecindeydi. Şimdi Amerikan 10 yıllık faizlerine bakıyoruz. Hemen Amerikan 10 yıllık faizlerinin bu hareketi artık bu bölgede faizlerin dip yaptığını ve önümüzdeki süreçte de büyük ihtimalle hemen şöyle bir tablomuzu geçmişe dönük şöyle bir alalım bakalım uzun vadede artık dip sürecinin tamamlandığını, düzeltmenin tamamlandığını yaklaşık bir aydır devam eden bir dip süreci söz konusuydu. Faizler tekrar 2'ye yaklaştıktan sonra bugün itibariyle baktığımızda 10 yıllık faizler tabii ki 2.24'e ulaştığını görüyoruz. Son 2 gündeki yükseliş bu anlamda baktığımızda neredeyse %7'lik bir faizler tarafından yükselişi gösteriyor. Ve önümüzdeki süreçte büyük ihtimalle Amerikan faizlerinde 2.5'lara hatta bu seviyelerin üzerine giden hareketler görebiliriz. Bu da doların dünyadaki en azından Amerikan faizlerinin yükselişindeki mantığı düşünecek olursak eğer faizler yükseliyorsa bir yerde Amerikan tahvili alma noktasında faizlerin belli bir noktaya ulaştıktan sonra Amerikan doları alıp Amerikan tahvili almak adına süreci getirebilir. Bu da en azından şu anki durumda doların dünyada gelişmekte olan ülkelerde yükselmesinde rol oynadığını şahsen düşünüyorum. Çünkü dünkü yükselişe baktığımızda çok sert bir yükseliş geldi ve gelişmekte olan ülkelerde hızlı bir para çıkışına neden oldu. Şu an durum bunu gösteriyor. Son 2 günlük yükseliş önemli. Önümüzdeki süreçte büyük ihtimalle 2.5'lara hatta sonrasında da kademe kademe geleceği noktaları da sizlerle konuşacağız. Ama Amerikan faizlerine dikkat diyoruz. Tabii içeride bizdeki faiz adlarında da bir takım hareketler söz konusu olabilir. Şimdiki söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese bol kazançlar.